İsmet İnönü, Kurtuluş Savaşımızın kahraman komutanı. Lozan Barış Antlaşmamızın mimarı. Cumhuriyetimizin kurucularından, tek partili dönemden, demokrasinin gereği olarak çok partili sisteme geçişi sağlayan, özellikle kadınların erkekler ile eşit yurttaş sayıp yasalar hazırlayan, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinde büyük emek sarf eden gerçek demokrat. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci genel başkanı. İkinci Dünya Savaşı gibi bir beladan ülkemizi koruyarak binlerce çocuğumuzu babasız bırakmayan dahi lider. Üzerinde yaşadığımız bu toprakları düşman işgalinden kurtarmak için aylarca savaş cephelerinde kalan büyük asker. Sayın İsmet İnönü, Cumhuriyet'in kurulduğu ilk yıllarda başbakanlık yapmış, milli mücadeleye en büyük desteği vermiş, Sivas'ta büyük yatırımlar yapmış, vefakar büyük devlet adamı. İsmet Paşa'nın babası Mehmet Reşit Efendi'nin 1890 yılında sorgu hakimi olarak Sivas'a tayin olması ve 1898 yılına kadar Sivas'ta görev yapması nedeniyle İsmet Paşa'nın çocukluğu Sivas'ta bu konakta geçmiş. 1945 yılında İsmet Paşa'nın çocukluğunun geçtiği bu binayı dönemin belediye başkanı satın alarak kamulaştırmış ve İnönü Müzesi olarak faaliyete açmıştır. 2005 yılına kadar müzelik faaliyeti devam etmiştir. Bu tarihten sonra konak Sivas Valiliği İl Özel İdaresi'ne devredilmiştir. Konağın eski ve bakımsız olması nedeniyle Sivas Kültür ve İl Özel İdaresi'nin talebi ve Kültür Bakanlığı'nın oluru ile müzelik vasfından çıkarılmıştır. Konak büyük bir tadilat geçirerek yenilenmiştir. Müzelik vasfı tekrar verilmesi için bütün koşullar uygundur. Tekrar müzelik vasfı verilerek hizmete açılabilir. Yetkililerimizden bekliyoruz. Biz Sivas'ta faaliyet gösteren kadın dernekleri olarak mantı günü yaparak kazandığımız para ile binanın içine vitrinler yaptırdık. İsmet Paşa'nın şahsi kıyafetlerini getirterek konakta sergiledik. Sivas tarih, kültür ve cumhuriyet şehridir. Bu vasfı ile müzesi, kütüphanesi çok ve tarihe uygun olmalıdır. Konak tarihi vasfını koruyarak kalacak, bahçesi ise denetimli serbestlik mahkumların bahçeyi işletmesi için Adalet Bakanlığı'na devredildi. Bizler Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları olarak atalarımızın bu güzel ülkemizi kanları canları pahasına kurtarıp bizi vatan olarak armağan edenlere vefa borcumuzu ancak bu topraklar üzerinde hesap yapanların tüm senaryo ve oyunlarını bozarak ödeyebiliriz. Bir memlekette namuslular da namussuzlar kadar cesur olmadıkça o memlekette kurtuluş olmaz diyen Sayın İsmet İnönü'yü ölümünün 49. yılında saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun.